Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde ikinci ünitemiz olan DNA ve genetik kod konusunu işleyeceğiz. Canlıların en küçük yapı birimi olan hücrenin yönetim merkezi çekirdektir. Çekirdek içerisinde de hücrenin yönetimini gerçekleştiren canlıya ait kalıtsal bilgileri taşıyan yapılar yer alır. Çekirdek içerisindeki en karmaşık, başka bir deyişle en büyük yapı kromozomdur. Burayı unutmuyoruz. Çekirdek içerisindeki en büyük yapı kromozomdur. Kromozomlar DNA ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşur. Burayı da unutmuyoruz. Kromozomlar DNA ve özel proteinin birleşmesiyle oluşur. DNA üzerindeki kalıtsal özellikleri etki eden genler bulunur. Canlılarda genler de nükleotit adı verilen moleküllerden oluşur. Hücremiz canlının en küçük yapı birimi hücre. Hücrenin çekirdeği, çekirdeğindeki en büyük yapı kromozom. Kromozomun bir parçası olan DNA. DNA'nın bir parçası olan gen ve en küçük yapı olan nükleotit. Kromozomdan bahsedecek olursak, kromozomlar DNA ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşur. Kromozomlar DNA ve özel proteinin birleşmesi olur. Canlılara ait saç rengi, göz rengi, cinsiyet gibi kalıtsal bilgileri anne babadan yavrulara aktarmasını sağlayan, yani anne babadan yavrulara taşıyan yapılara kromozom ait adı verilir. Kromozomlar hücre çekirdeğinde yer alırlar. Çekirdeği bulunmayan hücrelerde kromozomlar sitoplazma içerisinde dağılmış halde bulunurlar. Kromozomların şekli, büyüklüğü, sayısı canlı türlerinde farklı ve sabittir. Aynı türe ait tüm canlılarda aynı kromozom bulunur. Kromozom sayısı ile canlıların gelişmişlik düzeyi arasında hiçbir ilişki yoktur. Bunun altını çiziyoruz. Kromozom sayısı ile canlıların gelişmişlik düzeyi arasında hiçbir ilişki yoktur. Bakalım bazı canlıların kromozom sayılarına. Baktığımız zaman güvercin ve soğanın aynı kromozomu var. İnsanın, moli balığının ve kurt bağırı bitkisinin de 46 kromozomu var. Burada kromozom sayısı en fazla olan Erdeltotu 500. Kromozom sayısı en fazla ama en gelişmiş canlı Erdeltotu diyemeyiz. Yani kromozom sayısına bakıp da bir canlının gelişmişlik düzeyini belirleyemeyiz. Önemli olan kromozom yapısındaki kalıtsal bilgilerdir. Bu da canlıların kendisine özgüdür. Yani şunu demek istiyoruz. Burada güvercin ve soğanın aynı kromozom var ama birbirinden farklı. Bunun sebebi ise kromozomun yapısındaki kalıtsal bilgiler yüzünden. Kromozom sayısı hakkında biraz bilgi verelim. Canlılardaki hücre çeşidine göre farklı gösterirler kromozom sayısı. Canlılarda iki çeşit hücre vardır. Bunlar vücut hücresi ve üreme hücresidir. Canlılardaki üreme hücrelerinde bulunan kromozom sayısı vücut hücrelerindeki kromozom sayısının yarısı kadardır. Yani bir canlının üreme hücresindeki kromozom sayısı, canlının vücut hücresindeki kromozom sayısının yarısı kadar. Canlıların vücut hücrelerindeki kromozomların yarısı anneden, diğer yarısı babadan gelir. Yani bir canlı ait kromozomun bir yarısı annemizden geliyor, bir yarımız da babamızdan geliyor. Biri anneden, biri babadan gelen şekil ve büyüklük bakımından aynı olan ve aynı karaktere etki eden kromozomlara homolog kromozom diyoruz. Biri anneden geliyor, biri babadan geliyor. Şekil ve büyüklük bakımından aynı. Bu kromozomlar biz homolog kromozom diyoruz. Homolog kromozom içeren hücrelere de diploid hücre diyoruz. Eğer bir hücre homolog kromozom içeriyorsa, yani anne ve babadan gelen kromozomları içeriyorsa biz buna diploid hücre diyoruz. Üreme hücrelerinde en sayıda kromozom içeren hücreler ise haploid hücre diyoruz. Üreme hücrelerinde bulunan hücrelere de biz haploid hücre diyoruz. DNA'dan bahsedecek olursak, kromozomlar üzerinde yer alan ve canlı özelliklerin nesilden nesile taşınmasını sağlayan ipliksi yapıdaki kalıtım molekülüne DNA, yani deoksiriboz nükleik asit denir. DNA'nın en önemli görevi kalıtsal bilgileri saklamak ve nesilden nesile taşımaktır.
DNA hücredeki yönetici moleküldür. DNA çift zincirli sarmal bir yapıya sahiptir. DNA zincirlerinin biri anneden, diğeri babadan gelir. Yani şu zincirlerden bir tanesi anneden geliyor, bir tanesi babadan geliyor. Ve bu nesilden nesile aktarılıyor. Gen, kromozomlar üzerindeki DNA'ların yapısında bulunan ve her biri bir karakter ortaya çıkmasını belirleyen bölgelere gen denir. Genler kalıtsal bilgileri taşıyan bölgelerdir. Saç rengi, göz rengi, ten rengi, kan grubu gibi kalıtsal özellikler genler tarafından belirlenir. Bunların her biri bir karakterdir arkadaşlar. Saç rengi, göz rengi, ten rengi, kan grubuna biz karakter diyoruz. Bunlara da genler taşıyor. Çevremizdeki canlıların birbirinden farklı olmasının nedeni genlerdir. Çünkü kromozom üzerindeki genler birbirinden farklıdır. DNA'nın aynı zamanda görev birimidir gen. DNA üzerinde bak, parça parça bulunuyor bu genler. Her biri bir karakteri simge ediyor burada. Nükleotten bahsedecek olursak, DNA'nın en küçük yapı birimi olan ve genleri oluşturan yapıya nükleot diyoruz. DNA'nın en küçük yapı birimiymiş nükleotler ve birleşerek genleri oluşturuyor. Nükleotitler bir adet fosfat, bir adet 5 karbonhidroksiboz şekeri ve bir adet organik bazın birleşmesiyle oluşur. Yani bir nükleotimizde bir tane fosfat, bir tane şeker, bir tane organik baz bulunuyor. Bu üçünün birleşimiyle nükleotit oluşuyor. Nükleotitler yapılarındaki organik baza göre isimlendirilir. Yapısında adenin bazı bulunan nükleotit, adenin nükleotiti, timin bazı bulunan nükleotit, timin nükleotiti, guanin bazı bulunan nükleotit, guanin nükleotiti, sitozin bazı bulunan nükleotit, sitozin nükleotit olarak isimlendirilir. İki nükleotit bir araya gelerek DNA'nın yapısındaki genleri oluşturur. Adenin nükleotit, timin nükleotit ile guanin nükleotit, sitozin nükleotit ile eşleşir. Kimyasal bir bağ olan hidrojen bağı ile birbirine bağlanan nükleotitler DNA zincirini oluşturmaktadır. Yani iki nükleotit birbirine bağlayarak DNA'nın zincirini oluşturuyor. Adenin nükleotidinin karşısına her zaman timin nükleotidi, guanin nükleotidinin karşısına da her zaman sitozin nükleotidi gelir. Adenin ve timin nükleotidi ikili hidrojen bağıyla, guanin ve sitozin nükleotidi de üçlü hidrojen bağıyla birbirine bağlanır. Canlıların kalıtsal bilgilerini taşındığı ve saklandığı yapıların en küçükten en büyüğe doğru sıralayacak olursak, fosfat, deoksiriboz şekeri ve organik bazın birleşmesiyle oluşan yapı nükleotitler bir araya gelerek genleri, genler ise bir araya gelerek DNA zincirini, DNA zinciri özel protein kılıfla birleşerek de kromozom oluşturur. Küçükten büyüğe doğru sıralanışı en küçük yapımız nükleotit, nükleotitler birleşerek genleri, genler de birleşerek DNA'ları, DNA'larda protein kılıfla birleşerek kromozomu oluşturur.